geldiniz. Sizleri Petek ve Nazım Tokuz çiftiyle tanıştırmak istiyorum. Kendileri Minor Kitap Evi'nin sahipleri. Bu kaosla dans edebilmek için hepimizin sessiz alanları, güzel alanları, kendimizi eski İstanbul'da hissedeceğimiz düzgün alanlara ihtiyacımız var ve Minio bunu başarmış. Günaydınlar, size harika bir mekandan geliyoruz. Aslında bu yeni bir marka değil ama yeni bir mekan. Benim sevdiğim her şeyi birleştirmeyi başaran harika bir çiftle tanıştıracağım sizi. Nedir benim sevdiğim şeyler? Kitabı çok sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz. Yeme içmeyi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Doğa ve mekanları sevdiğimi biliyorsunuz. Keşfetmeye değer zaten öyle başladı. Hoş geldiniz. Sizleri Petek ve Nazım Tokuz çiftiyle tanıştırmak istiyorum. Kendileri Minor Kitap Evi'nin sahipleri. Ama biz bugün Minio Village'dayız, değil mi? Evet. Yani Minio Köyü diyorlar. Evet, aynen öyle. Petek hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Nazım hoş geldin. Hoş bulduk. Ben hoş geldim aslında. Hoş geldiniz. Ben hoş geldiniz. Aynen öyle. Her şeyden önce gerçekten Minio Village'a gelmeniz lazım. Nefes kesici. Çünkü böyle bir oluşumun bir site içinde, Alkent sitesi içinde olduğunu inanmayacaksınız. Ben size kalbimden geçen bir sürü soru sormak istiyorum. Onun için heyecanlıyım. Çünkü konuşacak çok şey var. Minio nasıl başladı? Petek'ten başlıyor. Evet. Kendi kendine başladı. Aslında çok uzun geriye dayanan bir hayali, projesi, fikirleri. Yani hayali, fikirler ve sonra da aslında öncelikle Nazım tarafından aklında projeye dönen yönleri vardı. Ama hayata geçmesi biraz tesadüfi oldu. Kitapla ilişkili bir şeyler yapmayı arzu ediyorduk. Ben kurumsal hayatta çalışıyordum. Aslında çalışmaya devam ediyordum. Nazım'ın uzun yıllardır mimari bir ofisi var. O projelerini yapıyordu. Bir akaretlerdeki dükkan alanımız müsaitti. Orada kitapla ilgili bir şeyler yapmak yönünde fikirler vardı. Fikir babası Nazım'dır. Onu söyleyebilirim. Peki kaç sene oldu? Çok uzun yıllardır hayal vardı. 2014 Mart ayında kurduk. Onun öncesindeki 2-3 yılda aslında hem mekanın bu kitap evine uygun hale getirilmesi hem de nasıl olacağının diyelim hayalinin biraz daha üzerine çalışılması şeklinde. Nazım'la biz buna aslında başka bir röportajda yaşam tarzı projesi demiştik. Doğru. Biraz yönünü değiştirmek yaşamımızın, daha çok zevk aldığımız şeyleri yapabilmek. Yine aynı çabayla, gayretle çalışmak, daha az çalışmak anlamında değil ama keyfi, kıymeti, değeri birazcık daha yüksek olan, bizi de mutlu eden bir şeyler yapabilmekti. Buradan çıktı. Sonra yanına kafe ve yiyecek içecek de eklendi. Yani Minio'nun ben 7 senelik bir marka olduğunu duyuyorum şu anda ve evet, inanamıyorum. Gerçekten. Evet. Çünkü çok daha köklü. Yani marka demek bile aslında böyle bir işe hata gibi geliyor bana. Bu gerçekten biraz önce kullandığın bir kelime bana çok çok örtüştü Minio'yla. Bir değer katıyorsunuz bence, evet, bir topluma. Hı-hı. Ve bu çok önemli. Yani sosyal sorumluluk değil ama bir yerde tam öyle, öyle bir şey yani. Ben şimdi onu biraz açayım. Biz yıllardır işte yurt dışına gidiyoruz, şuraya buraya gidiyoruz. Ben kitap meraklısı bir insanım. Her yerden kitap alıyorum. Kitapçıları geziyorum. Almasam da geziyorum. Anlamadığım dilde, mesela Fransızca bilmiyorum. Paris'te çizgi roman dükkanları var. Bütün günümü orada geçiriyorum falan. İmreniyoruz böyle. Türkiye'de de bir Robinson var ve çok mutluyuz. Robinson şahane bir yer. Derken Robinson kapandı. Evet. Çok üzüldüm ve ya dedim keşke bir yer olsa da böyle hiç kapanmayacağını garanti edilebilecek bir iş olsa. Derken işte Petek'lerin aile apartmanı, orada oturuyoruz. Altta bir halıcı vardı. Orası da akaretler çok sakin bir yerde o dönemde. Dedik ki buraya bir kitapçı yapalım hadi.
Halıcı Eminönü'ne taşıdı. Halıcı gitti. Halıcı üstü daha 15, güzel bir dükkana gitti. 15 sene sonra falan çıktı. 20 sene yani. Neyse dükkan da böyle bayağı yıpranmış durumda işte. Çok tadilat gerektiriyor şu bu. Altta bir deposu var. Deposu alıyor falan. Bayağı 2 yıl tadilatı sürdü. Ama biz o arada iş yapıyoruz. Yani o biraz böyle şey hobi proje gibi bir şey. Neyse sonra dedik ki kitapçı tamam ama fizibilitesi bakıyorsun olmuyor. Dünyada da bakıyorsun hepsi böyle bir kafe açıyorlar, restoran açıyorlar. Hatta Avustralya'da bir yer vardı. İsmini Gertrude and Alice diye. Hiç gitmedim Avustralya'ya. Fakat işte internet resimlerini görünce şahane bir kafe. Yani şey değil böyle. Bizde nasıl şu anda işte kafenin içine bir kitaplık koyuyorlar. Orası kafe kitap falan oluyor. Böyle isimleri hiç sevmiyorum. İse parantez. Yahut da kitapçının içinde yani oraya Kerhen bir dükkan koymuş. Kahve veriliyor falan. Kötü bir kahve, kötü bir servis. Bunların hepsini iyi yapmak için bir yola çıktık aslında. Öyle bir hikaye başladı. Ve çok iyi yapıyorsunuz. Ben zaten oraya gelecektim. Kitaptan konuşmaya birazcık daha devam etmek istiyorum ama zaten benim Minoa'dan etkilenmemdeki sebep bir kere ben gerçekten kitap hastasıyım. Kitap evi hastasıyım ve yurt dışında yaşarken de bu büyük zincir mağazalar karşıtı independent bookstore'ların savaşına çok şahit oldum. Connecticut'ta da yaşadığım için orası gerçekten entelektüel bir zümrenin yaşadığı yerde. Oradaki independent bookstore'ların yani sahiplerinin özel olduğu dükkanların zorlandığını, yaşamaya çalıştığını, büyüklerle bir şekilde dijitalle, büyüklerle, internetle çünkü hakikaten o kitabı dokunup bir dükkana gelip satın almanın keyfi bambaşka bir şey. Değil mi? Aynen öyle. Yani burada şu var zaten biz yani bütün her şeye rağmen ilk kişi olarak biz kitapçıyız. Yani evet. Her zaman da öyle olacağız. Çünkü en sevdiğimiz iş bu artık. Yani bu, ben bu işi yaparken restoran işi de dahil hiç şey olmuyorum. Yani sabah 6'da geldim, akşam 12'ye kadar buradaydım ve Allah'ım yeter bu iş falan hiç demiyorum. Yani ertesi sabah aynı mutlulukla tekrar gelebiliyorsun. Sevdiğin işi yapmanın zevki oymuş. Kitapçının içinde olmanın da böyle bir zevki var. Şimdi bizde akartlarda özellikle yaklaşık 40-42 bin kitap var. Bunun 10 bini İngilizce, 30 bini Türkçe. Diğer dükkanlarda da işte dükkanına göre 5 bin, 6 bin, 3 bin kitap var. Bu kitapları birlikte seçiyoruz. İkimiz değil ama yani bütün ekip. Evet. Bunun için özel bu işte yani yalnızca bu işte çalışan arkadaşlarımız var. Ve böyle şahane bir ekip oluyorsun o zaman. İnternet. Kitapla ilgilenen, kitap sever. Bizde mesela satış elemanı da yok. Yani kitap satışında bulunan bütün arkadaşlarımız hep kitap severler, kitap okurlar. Ya sahaftan gelmişler, ya doktora öğrencisiler vesaire. Hep böyle veya yazarlar mesela. Öyle olması lazım. Yani benim de mesela en sevdiğim dükkanlar, senelerce gittiğim her zaman ekibin tavsiyelerine ben dikkat etmişimdir. Yurt dışında yazarlar biliyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Ya evet. O çok önemli bir şey. Gerçekten çünkü ağızdan ağza bir referans nasıl ki arkadaşlarımızdan yani eskiden kütüphanelere gittiğimizde de tabii. Kütüphanede çalışanlara sormaz mıydık? Peki kafe kısmına da geleceğim. Niye? Biraz önce dediğin gibi genelde bu bir giyim butiğinin içinde açılan kafe, kitapçının yanında açılan kafe, çiçekçiye açılan kafe hep bir parantez ve uydurma oluyor. Evet. Siz de gerçekten bir yemek meraklısı olarak ben ve takipçilerim bunu bilsinler istiyorum. Yediğim her şey gerçekten çok özenli ve çok leziz. Kahve keza. Bizim bir sohbetlerimiz oldu bir projeyle ilgili. Onun için Nazım'ın kahve ve baristalık bilgilerinin sonsuzluğunu da dinledim. Yemek işine nasıl girdiniz? Anladım. İlk baştan beri bir hayat tarzı markası olsun istediğiniz için girdiniz ama yani oradaki emek nasıl bir şey? Kolay değil çünkü. Yani bir granola bile ki yediğim yumurta kahvaltı yedim daha fazla. Gerçekten çok lezzetli. Evet. Ben başlayayım istersen. Tabii sen başla. Yani önce şöyle. Sen pişirir misin? Sadece
Ben daha az pişiririm. Nazım daha çok pişirir. Ama çok yemeği çok severim. Tamam. Değişik yerlerde değişik lezzetler severim. İlla çok fantazi tabaklar olmasına gerek yok. Yani ama lezzetli olmasın. Klasik lezzetli şeyleri beğenirim. Peynir severim. Ekmek çeşitlerini de severim. Ama işte yeni daha sağlıklı tabaklar her zaman mecburuz da aynı tabii, zamanda. Tabii artık gluten free'ler vesaire. Çok da seyahat ettiğimiz için hem iş hem özel hayat anlamında her çeşit farklı ülkede diyelim değişik tatları da tattık. Şöyle olsun istedik. Kitap evinin hareketliliğine olumlu etkisi olacak. O gelenin kitaplara bakarken bakmadan evvel sonra bir şeyler atıştırabileceği ama bunu da düzgün şeylerle. Yani işte mümkün oldukça mevsiminde, mümkün oldukça lezzetli, mutlaka içinde içeceğin olduğu, hatta mümkünse alkollü içeceğin de olduğu, hani keyif anlamında bir menü üzerine düşünelim. Ama çok sofistike olmasın, yönetemeyeceğimiz bir, çünkü restorancılıktan gelmiyoruz. Bir şey olmasın ama minik de olmasın. Yani kahve, cookie, çay ile sınırlı kalmasın dedik. Ve belli bir işte sandviçlerin de içinde olduğu, bir iki salata, bizim sevdiğimiz yine menülerin de içinde olduğu, yiyeceklerin de içinde olduğu bir menü çalıştık. Tabii bunun için de bir ufak ekip oluşturduk. 5-6 kişiyle başladık. Servisiyle birlikte 7'ydi. Bu olumlu bir tepki aldı. Hı hı. Ancak iç alanda 6-7, dış alanda da belki yine 6-7 masamız vardı. En fazla 30 kişiyi misafir edebiliyorduk. Bir süre sonra bu yetmez oldu. Çeşitliliği de arttırdık ama her zaman salatalarımız vardı. Her zaman sandviçlerimiz ve kahvaltılarımız vardı aslında. Sonra biraz da yemekler ekledik. Bu herhalde birinci, bir buçukuncu yılda. Bir imkan oldu. Akaretlerde yan hemen köşedeki dükkanı direkt bağlayabileceğimiz, zaten mimari olarak bağlamayı Nazım çok sever. Yukarıya aşağıya bir alan müsait oldu. O alanı da restoran alanı olarak içeriye kattık ve kafe brasörüye döndü. Kafeden. Peki şeyde gerçekten bunu bilmediğim için soruyorum. Akaretlerde akşam yemeği de var o zaman. Tabii. Bak, akşam yemeği var. Kaçta kapanıyor akaretler? Bir. Gece 1'de kapanıyor. Bütün dükkanlar. Ben artık akşam yemeklerine de geçiyorum. Sabah 8 açılış, akşam gece 1. Yani benim şeyim en enerjik olduğum saatler sabah olduğu için ben hep sabah geldim. Kitaplarımı da o zaman seçtim, kahvaltımı da o zaman yaptım. Peki Nazım Bey, madem aşçı sizsiniz, global mutfak diyebiliriz. Tabii tabii. Değil mi? Evet, aynen öyle. Yani, küzin yok yani. Yok. Dünya. Aslında şöyle yapıyoruz. Nerede neyi sevdiğimse onu yapıyorum. Tam aynı. Ya sevdiğimiz bir şey olduğu zaman ya bunu da koyalım diyoruz. Gerçi veya hatta mesela Nazlı kızımız çok uzun zamandır bir tane şeyden örnekten gideyim. Bu kase bowl'lar var. Smoothie bowl'lar var. Çok moda. Açaí. Sabah kahvaltı. Evet, sabah kahvaltısında. Bir yerlerden devamlı eve onu sipariş. Ya kızım dondurma yiyorsun falan, yeme bunu diyoruz. Mersem değilmiş. Öğrenince ya bu güzel bir şeymiş deyip. Ben çok severim. 10 kere deneyip hemen kendi menümüze de bir tane ekleme yapıyoruz. Yani biraz öyle gelişiyor menü. Başarısız olduğumuz şeyler de oluyor burada tabii ki. Ben tatmadım. Ama şu oluyor. Sevmediğimiz, kalitesinden memnun olmadığımız hiçbir şeyi satmıyoruz. Hiçbir ürünü almıyoruz. Yani mesela diyelim ki et alacağız diyorlar ki şu kasap var, bu kasap var, bir sürü şey var. Yok diyoruz, biz Nişantaşı'nda aile kasabımız var. İsmini söylemiyoruz. Atlas. Atlas alıyoruz. Sponsor. Biz oradan almaya devam ediyoruz. Atlas da Levent'e de getiriyor, etlere de getiriyor, onlar da getiriyorlar. Ya bu önemli bir şey. Destek çünkü oluyorlar. Malzeme iyi olmazsa hiçbir şey olmuyor. Yani o çok önemli bir şey. Hatta hayalimiz, senle tanıştığımızda da konuşmuştuk. Bir çiftlik olsun ve bütün ürünlerini kendimiz üreterek ulaştıralım. Bakalım i̇nşallah, hayali inşallah bir gün olacak. Valla o hayali bilmiyorum ama bu hayali o kadar çabuk ve doğru yaptınız ki bence o da olur. İnşallah. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Minoa Village, Village dediğimiz, köy dediğimiz bir hillside projesi aslında. Evet. Ve Alkent'in içinde Etiler'de. Şimdi akaretlerden farkını sizden dinleyeyim. Ben gözümle görüyorum ama görmeyenler. Şimdi ben onu birazcık tabii anlatmaya çalışayım. Bir kere boyut olarak. Şöyle oldu. Biz buraya ilk geldiğimizde dükkanı gördüğümde ya dedim bu dükkanda çok zor iş yaparız biz. Nasıl yapacağız falan biraz çekindim.
Fakat bu arka tarafa geldiğimizde burada metruk bir bahçe vardı. Orayı görünce fikrim değişti. Ya dedim bu bahçe burayı hayata geçirmemiz için bir neden olabilir. Öyle başladı ve pandemi süreci çok uzun sürdüğü için de çok böyle sindire sindire her şeyi yapmaya vakit oldu. Aynen öyle. Bir de şey bir takım işleri yapmaya vakit kalmıyor çoğu zaman. Çünkü baskı oluyor. Aç dükkanı açmak için. Tabii ki. Burada vakit oldu. Bir seneyi istediğimizi. Onun için canımız istediği şekliyle yaptık. Fakat şu vardı. Bir site içinde yaya trafiğinin az olduğu bir yerde çok büyük bir kitapçı ve bizim esas dükkanımız gibi küçük bir restoran, kafe, brasseri feasible olmayacaktı. Onun için de dedik ki bu defa başka şeyler de olsun. Şimdi burada henüz başlayamadık ama burada bir botanik satış yani bahçecilik işine de girmeye kararlıyız. Şimdi ekip arkadaşlarımızı ayarlıyoruz. Onlarla birlikte başlayacağız. Ve burada bir bar olsun istedik. Çünkü bar işi çok ilgimizi çekiyor. İçki içmeyi ikimiz de seviyoruz. İyi içkiler satalım istedik. Bar, bahçe, book. Aynen öyle. Yani şimdi yani bir takım yerlerden kopya çekmiyorsak da yani kopya çekmeye i̇lham yakın ilham alıyoruz. Yıllardır işte Londra'da Petersham Nurseries diye bir yer var. Hastasıyız yani. Hayranız o dükkana. Ve yani ondan ufak tefek böyle bir şeyler onun ama Akdeniz'de olması lazım. Çünkü orası Londra ve havası tabii. O kadar güzel ki bitkiler için, insanlar için değilse tabii, bile. Tabii. Hani her şey yemyeşil falan. Bizde de işte Akdeniz'e uyabilecek şekliyle onları yapmaya çalışıyoruz. Ama bu çok amatör bir şey şu anda. İnşallah onu da geliştireceğiz. O bağlamda ister istemez restoran kısmı daha büyük, bir, yani bahçe de büyük olduğu için ve iç mekanda bunu çağırdığı için diyeyim. Daha restoran, hatta ilk akşamı ben Allah'ım ne yaptık, restorancı olduk, restoratör olduk haline geldim yani. Onu da öğreniyoruz yavaş yavaş anladım. Diyelim, öyle oldu. Yani ben bu siteyle çok tanışıkım eskiden. Şu anda çok girip gelmiyorum ama bütün evlenen ilk arkadaşlarım, sanki çocukluk arkadaşlarım hepsi bu sitede. Dolayısıyla ben hepsini getireceğim. Çok iyi. Ama şimdi şöyle, burada da her zaman bir lifestyle vardı. Var. Hillside'ın spor kulübünün olması, tenisin olması vesaire. Peki o zaman ölçü olarak kaç metrekareyiz? Şimdi burası yaklaşık 400 metrekare. 400 metrekare. Yani büyüklüğünü ve şeyini anlasınlar. Buranın 150 metrekare bahçesi var. 150-160 metrekare kapalı alan restoranı var. 60 metrekarede kitapçısı var. 60 metrekare aslında küçük bir kitapçı değil. Şimdi öyle bir algı çıkıyor ama biz normalde bizim dükkan dışında başka bir yere bir kitapçı açarken hani 20-30 metrekare ile 50 metrekaresi arasında yeter diyoruz. Evet. Burada 60 metrekare alan var. Yaklaşık 4-5 bin kitap var. Daha da arttırabiliriz. O yüzden de yeterli aslında. Şey de hoşumuza gidiyor. Kitap satışı olan bir nokta oldu. Biz ondan biraz çekindik yani. Acaba buraya insanlar kitap almaya gelir mi diye. O ciddi şekilde oldu. Hatta okur kitlesi var burada. Şu anlamda söylüyorum. İngilizce ve Türkçe kurgu, roman, hikaye en çok sattıklarımız oldu bu dükkanda. Bundan çok mutluyuz. Çünkü harika. O yani mesela Nişantaşı'nda bir mağazamız var. Orası moda kitapları satıyor yalnız. İnanılmaz şekilde satıyor ama yalnızca moda kitapları satıyor. Yani Nişantaşı'nın kitlesi değişti tabii. Bizim Akaretler'deki mağaza her şeyi satıyor. Her şeyi satıyor. Burası da biraz her şeyi satanın bir küçük versiyonu gibi olacak ama roman hikaye satması çok önemli bizim için. Çünkü o bir okur kitlesi ve o sizde nasıl diyeyim iyi iletişimde olan bir müşteri misafir profili oluşturuyor. Onu çok seviyoruz. Bir de tüketiyorlar tabii yani. Sözünüzü tabii kesin. Estağfurullah. Aslında şöyle bir avantajımız oldu. Maslak'ta da bir Minoa var. Kitap evi olarak var hem de. İşte Levent'te daha küçük bir Minoa var. Bu hat üzerinde diyelim ki burada misafirimizin, müşterimizin sorduğu bir kitabı bulamadıysak bazen aynı günde hani renk seferi yaparken birimiz, biz veya arkadaşlarımız onu getirebiliyor. Süper. Yani bunu gördük. Bunu daha düzenli de yapabiliriz. Her gün bu döngüyü çalıştırırsak, işte siteden veya site dışından
illa akaretlere gitmeden de bu kitapları sunabiliriz. Küçük bir kitap olabilir, bir tane olabilir, beş tane olabilir, fark etmez ama bu avantaj da var. Süper. Ya burada çok önemli bir şey var. Şimdi Petek söyleyince aklıma geldi. Biz bu kitap işini öyle yapıyoruz ki mesela yurt dışına atıyorum Dubai'ye gittik, çok alakasız bir yere. Müşteri siparişleri var bulamadığımız. Orada bir kitapçıya girdiğimizde onu bulmuşsak alıyoruz, taşıyoruz. Yani para kazanmak söz konusu değil. Yani orada yalnızca getirip o insanın o kitaba ulaşması bizi gerçekten memnun eden bir şey. Çünkü ben müşteri olarak da, kitap satın alan biri olarak da bir kitaba ne kadar önce ve iyi şekilde ulaşabilirsem o dükkandan o kadar mutlu olan bir insandım. Bunun önemini biliyoruz. Yani Petek hiç unutmuyorum. Yani Londra'da böyle kitap buharından çıkmışız. Çantaları nasıl taşıyacağız şeyi var. Çünkü o müşteriye şunu almışız, buna almışız falan. Her zor bir çanta bulunan, 40 kilo olmuş. İthal edilmesi güç olan. Ama Mino'nun büyüsü de bu. Yani bunu hissediyorsunuz. Ben sizi birebir tanıdığım için değil, bütün ekip arkadaşlarından da ben bunu seziyorum. Çünkü eninde sonunda bu tip servisler veren herhangi bir marka, sektör ne olursa olsun, eninde sonunda hepimiz servis sektöründeyiz. Evet. Dolayısıyla tabii, müşteriyle doğru. olan ilişkimiz, iletişimimiz, onlara vereceğimiz servis bizi özgün ve ayrı kılıyor. Peki şimdi yemek var, kitap var, bar var. Botanik gelmek üzere. İnşallah. Çiftlik istiyor. Onun dışında ne var? İlk ben söylemek istiyorum. Çünkü artık şey olduk, biz CNN gibi olduk. Yeni, bütün ilkleri söylemeye çalışıyoruz. Söyleyelim tabii ki. Var yani yurt dışı projelerimiz. Yani Minoa'yı... Minoa'lı olunca da ben... Olacak inşallah. Store manager olabilir miyim? İnşallah yani... Tamam, ben yeni iş buldum. Bu son YouTube'u. Kusura bakmayın. Büyük sorun o zaten. Büyük bir zevkle. Yani ben Notting Hill'de. Belki Julia Roberts da kapımı çalar. En sevdiğim filmlerden biri. Aynen, biz de çok kitapçı severiz. Kitapçı da olduğu için. Ben o zaman... hayalimiz yani. Yurt evet. dışında... şöyle iki hayal. Bir, yurt dışında başarılı bir Türk markası olabilmek. Aynı zamanda da Türk kitaplarının satıldığı bir... Ben bunu çok arıyorum. Yani Avrupa'ya gittiğinizde arkadaşlarınız, herkesin çok tanıdığı var. Hele son dönemde çok da giden oldu. Bizim dükkandan Türkçe kitap ısmarlıyorlar. İşte Almanya'ya, tabii Hollanda'ya. Ki. Ya diyorum ki niye yok? Yani Almanya'da niye güzel bir Türkçe kitap satan da bir dükkan yok? Yok. Biz buna aday olmak istiyoruz. Kolay bir iş değil. Yani şöyle kolay değil. Para kazandıracak bir iş değil. O yüzden kimse buna aday olmuyor kolay. Sizin seçtiğiniz hiçbir işin kolay olması gerektiği öyle yani. Aynen. Sanki gerek tam tersi olması gerekiyormuş gibi. Haklısın çünkü şöyle bir şöyle düşünüyorum. Ya kolay olsa zaten herkes yapar ve para kazanılamıyor olur o işten. Yani bir de öyle bir şey var ya yani. O da oldu bu arada yani. Akaretlerde biz çok iş yapıyoruz diye tam karşımıza bir kitap kafe açıldı mesela. Yani bu mantıktan uzak olmaya çalışıyoruz. Ya onu o yapmış, biz başka bir şey yapalım derdi. Aynen. Aynen. Ama bu yurt dışı tespitiniz çok doğru. Çünkü 35 sene yurt dışında yaşayan biri olarak Türkiye'den ısmarladığım iki şey vardı. Biri kitap, diğerine diğeri simit. Simit. Kahvesi mi yiyecek? Beyaz peyniri bulabiliyorum. Ben de çok arkadaşlarıma taşırım simitleri. Güzel. Daha şimdi de bu sefer de kızıma 10 tane simit taşıdı. Çok güzel. Peki gerçekten tebrik ediyorum. Bunu kalpten söylüyorum. Dost olduğunuz için değil yalnız. Bize, bizim şehrimize gerçekten çok büyük bir değer kattığınızı düşünüyorum. İnsanların buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu kaosla dans edebilmek için hepimizin sessiz alanları, güzel alanları, kendimizi eski İstanbul'da hissedeceğimiz düzgün alanlara ihtiyacımız var ve Minio bunu başarmış. Tekrar başarmış. Gerçekten keşfetmeye değer demek biraz saçma olur. Çünkü bir iki ayda bile herkes bunu keşfetmiştir diye düşünüyorum. Minio Village'e hoş geldiniz. Yine gelin. Fiziksel olarak gelin. Ben burada açıkçası bu kadar söyleyeyim. Arada Edip'i tebrik ediyorum. Bu oluşum ve girişim için. Ve bu kolaborasyon için benim Hillside Spor Kulübü'ne bir davetiyem var, kullanmadım bir senelik.
hiç de kullanmayı düşünmedim. Şimdi sizin yüzünüzden ben onu aktive edeceğim ve buraya geleceğim. Çünkü bu tip mekanlar bana huzur ve mutluluk veriyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Okuyun, bol bol okuyun. Çünkü benim gibi sizin için de bu dünyadan ve zorluklardan kaçabileceğimiz en güzel şeylerden biri okumak. Görüşmek üzere.